Bir başka dinleyicimiz de diyor ki, ben emri maruf yapmayı çok seviyorum. Ama diyor, hep muhalefetle karşılaşıyorum. Bende mi bir hata var? Yoksa diyor, başkalarında mı? Bir kere emri maruf şartları var. Emri maruf yapacak kimse İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki, bir, anlatacağı konuyu çok iyi bilmesi lazım. Kontrol sorular geldiği zaman bile onlara karşıdakini ikna edecek şekilde cevap vermesi lazım. İki, bunlarla amel etmesi lazım. Üç, emir maruf yapıyorsun. Yani Allah'ın dinini anlatıyorsun. Doğru şeyi söylüyorsun. Bizde bir söz vardır. Doğru söylenen dokuz köyden kovulmuş diye. O laf olsun diye söylenen bir söz değil. Doğruya karşı muhalefet vardır. İtiraz vardır. Ve eğitimciler de, İslam alimleri de aynı şekilde ifade etmişlerdir. İnsanın tabiatıdır bu. Bilmediği şeye hemen insan itiraz eder. Olur mu öyle şeyle başlar muhalefet etmeye. Bir sen mi biliyorsun? Herkes bilmiyor da bir sen mi biliyorsun? En azından en hafif söyleyeceği söz budur. Hadi sen de kafayı mı yedin, böyle şeyler mi olur? Nereden uyduruyorsun bunları? Diyecektir, böyle muhalefetle karşılaşacaktır. Emr-i maruf acıdır. Ve bir de İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki, karşıdaki kimse, yani emr-i marufta bulunacağın kimse, sözle ve elle, yani sözle muhalefet ettiği gibi, hakaret edebileceği gibi, bunu elle de aynı şekilde müdahale edebilir. Dövmeye kalkar. Bunlara sabredebilecek misin buyuruyor. Sabretmesi lazım. Bunlar yoksa, o zaman bu işe soyunmaması lazım. Peki ben hiçbir şey yapmayayım mı? Yapsın. Yapılsın, ne yapılsın? O zaman ne alacak? İslamiyeti. O zaman hakikat kitabını yayınlamış oldu. İslam ahlak kitabını alsın versin. Emr-i maruftur o. Namaz kitabını alsın versin. Emr-i maruftur o. Efendim işte Vehhabiler itiraz ediyorlar falan. Hakikat kitabını yayınladığı Hanfer'ın itiraflar var. İngilizce olsun. Küçük bir kitap. Alsın, hediye etsin. Al arkadaşlarsın. Burada yazıyor. Oku. Efendim okur, okumaz. Okur, anlar, okumaz. Okur, anlamaz. O da kendi bileceği bir iş. Tercih kendisine ait. Ne oldu? Emr-i maruf yaptı. Bildiğini, yani diğer Müslümanlara iletmiş oldu. Şuna hevesleniyorsa, ben de aynı şekilde TGRT FM'deki gibi, Mustafa Toköz ve Osman Ünlü gibi, ben de aynı şekilde anlatayım, konuşayım falan diyorsa, o şimdi şöyle zannediyor. Nasıl diyor, onlara kimse muhalefet etmiyor. Olur mu ne şey? Biz burada anlatıyoruz. Bizi dinleyip, sevip dua eden olduğu gibi, bizi dinleyip söven de var. Eline fırsat geçse, öldürecek olan bile var. Olur mu ne şey? Çünkü hak olan, doğru olanı anlatıyorsun. Çok kimse saçını başını yoluyor. Dinliyor, saçını başını yoluyor. Çok kimse de elini açıyor, dua ediyor. Bunun ikisi de olacak. Şunu hiçbir zaman unutmamalı. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarına yazmışlar. Sen, ben, şu, bu falan. Bizim İrab'da mahallemiz yoktur. Allah-u Teala Habibim buyurduğu ve yarattığı mahlukatın zirvesinde olan Muhammed Aleyhisselam nübüvveti 23 sene sürdü. Bunun 13 senesi Mekke-i Mükerreme'de. Ondan daha güzel anlatan, ondan daha tatlı anlatan, ondan daha insanı güzel bilen, ondan daha şefkatli ve merhametli insana yaklaşan başka birisi yok. Bu zat 13 sene anlattı. Seni yalancı dediler, sihirbaz dediler, büyücü dediler, hakaret ettiler, yollarına dikenler attılar. Akla hayale gelmedik eziyetlere, hakaretler, eziyetler yaptılar. Ne dediydi o zat? Aleyhisselatü vesselam, Allah-u Teala vardır ve bildir dedi. Muhalefet ettiler. Şimdi bütün peygamberler öyle. Nuh Aleyhisselam taşlıyordu kavmi. Hal böyle olunca, hani dinleyicimiz diyor ki, ne zaman diyor ağzını alsa bana muhalefet edecek. Ne diyeceklerdi? Oo canım, cicim, şekerim, sen nereden geldin? Biz seni bekliyorduk zaten. Biz seni şeyh yapalım, şöyle baş köşeye otur. Öyle mi bekleyecekti? Yok oğlum. O öyle değil. Nefsin istek ve arzularını anlatırsan, insanlara nefislerine hoş gelen şeyler söylersen, seni baş köşeye oturturlar. Çayda ikram ederler. Ama sen nefislerine zor gelen şeyi söylüyorsun. Nefse, nefsin düşmanı olan şeyi hatırlatıyorsun nefse. Nefs ona düşman. Allah-u Teala'ya düşman. Allah-u Teala'nın dinine düşman. Allah-u Teala'nın dinini anlatanlara düşman. Peygamberlere düşman. Peygamber Efendimiz'e, Eshab-ı Kiram'a, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in ve bütün Evliya-i Kiram, Ehl-i Sünnet alimlerine, hepsine düşman. Şeytan da düşman. Sen gidiyorsun diyor ki Eshab-ı Kiram'dan. Zaten o bekleyip duruyor. Bu nereden çıktı diye. Ne diyor bu? Sen
Ağzına geleni sayacak. Çağdışsın sen, yobazsın sen. Hepsini sayacak. Ağzına geleni söyleyecek. Ha, kendi sıfatlarını söylüyor böyle diyenler. Hakikaten senelerce böyle Müslümanlara, mütedeyyin insanlara böyle yobaz dediler, gerici dediler. Hikmet-i İlahi Mustafa Bey ya. Hani bir söz var ya. Yani keser döner, sap döner, yanlış hesap Bağdat'tan döner. Ya bugün o çağ dışı diyenler, işte bilmem çağın gerisinde kalmış diyenlerin hepsine bakıyorsun. Hepsi çağ dışı biliyor musun ha? İyot gibi açığa çıktılar değil mi? Hakikaten ya. Ana bir bakıyorsun adam kalın, kaba, sabah, ne ilme aklı erer, ne hizmete aklı erer, ne bilmem yani hangi bir ortaya bir şey yok. Sadece böyle bağırıp çağırıp muhalefet edip yakıp yıkıp. Söven, yıkmış, hakaret eden. Söven, hakaret eden başka bir şey. Tam böyle yobaz, tam çağ dışı. Yani götüreceksin şeye. Ekvator bölgesinin ormanlarının arasına atacaksın ha bunları. Evet, orada rahat yaşarlar. Evet, orada rahat yaşarlar. Hakikaten kağıt işi insanlar ya. Hocam bir de bu konuda tabii hani gayret güzel bir şey. Din gayreti olması, emri maruf yapma isteği güzel bir şey de bir de tehlikeli tarafı var. Hani büyüklerden bizzat talebesine buyurmuş ya hani peygamberlik davasında, evet, ilahlık iddiasında bulunma. Evet. Şimdi işin içine nefis falan da girince insan tabii, değil mi? Ya siz benim dediğimi ne kabul etmiyorsunuz? Pozisyonuna geldiği anda tehlikeli bir durumda var yani. Hatta siz onu hatırlatınca İmam-ı Azam İbrahim Hazretleri'nin oğlu Hammad, hocasının ismini koymuş oğluna. Bir gün babasına arz ediyor. Münazara diye bir ilim var. Yani siz de Edebiyat Fakültesi'ni yani en azından okumuşsunuzdur. Bu münakaşa değil. Tartışma değil. Değil. Evet. Herkes yani o konudaki delillerini ortaya koyar. Ya doğrusunun açığa fikir çıkması için. Fikir seyahatisi, evet, diyelim. Ki bu ilmi bile oğluna öğrettirmemiş, yasaklamış. Ve bunu soruyor oğlu. Hammad rahmetullahi aleyh babasına, İmam-ı Azam İbrahim Hazretlerine. Diyor ki babacığım, siz münazara yapıyorsunuz, biz görüyoruz bunu. Ama bize yasakladınız, sebebi neydi? Buyuruyor ki yavrum, biz birisiyle münazara ederken muhatabımızın başının üzerinde bir kuş var. Biraz sert söylesek o kuş uçup gidecek. O kadar hassas davranıyoruz. Siz bu inceliği bilemediğiniz için işi münakaşaya, tartışmaya götürürsünüz. Karşıdaki de nefsi devreye girerek inatlaşır, hakkı kabul etmez, cehenneme gider. Yani ne ince bir şey ya. Evet, çok ince. Diyoruz ki benim dediğimi kabul edeceksin arkadaş falan. Ya bir dakika ya. İşte demin dediğiniz gibi işte. O zatın buyurduğu gibi o zaman sen kendini peygamberlik makamına koydun, bitti. Hayır, işte talimleri böyle buyuruyor. Kabul etmem mi? Etmez. Söylem de boşa gönlüm bilir. Ben ne bileyim aynı şekilde. Biz de mesela burada anlatıyoruz. Naklediyoruz. Ha, eden eder, etmeyen etmez. Edenin bize bir faydası yok. Ha, faydası şöyle olur. Bize dua eder. Kârımız olur. Etmeyene de Allah belanızı versin demiyoruz. Demiyoruz. Cenab-ı Hak hidayet versin diyoruz yani, onlara da. Yani o da bize bir zararı yok. O da yani bir şeyden, maddeden, zahiren itibariyle ikisini de aynı şekilde bize ne faydası var ne zararı var. Söver sayar kendine. Öbürsü de iyilik eder, dua eder. O da kendine. Bize dua etmek suretiyle kendisine dua etmiş olur. Nimete şükretmiş olur. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi o konu hassas bir konu. O konu hassas bir konu. İşi çığırından çıkarttırıp nefislerin çarpıştığı bir yer haline geldiği zaman biter. Allah rahmet eylesin. Şeyde Emre abiyle böyle bir toplantıdaydı da orada bir şey buyurdulardı. Anlattılar daha doğrusu. İşte Hüseyin Hilmi Efendi'den rahmetullahi teala aleyh nakletmişlerdi. Bir yerde nefis devreye girerse, nefisler devreye girerse orada hizmet biter. Orada hizmet biter. Evet. Bitiyor. Nefsine hizmet başlıyor. Evet, nefsine hizmet başlıyor. Efendim işte efendim falan yok. Savaşta Hazreti Ali Efendimiz hani yüzüne tükürmüş ya adam. Evet. Onu öldürmekte artık o da korkmuş yani nefsim devreye girdi diye. Halbuki onlar nefsim mutmaindi. Ona rağmen. Buna rağmen böyle yapıyor ve o davranışı onun hidayetine vesile oluyor. Sonradan gelen bizlere de ölçü oluyor. Evet. Hüccet oluyor, bir ders vermiş oluyor yani. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin o hali. Hadi diyeceksin yapılır mı? Ancak Allah-u Teala'nın öyle seçip yani büyük yarattıkları yapar onu. Onlar yapar. Onlara da yakışıyor da. Peki biz doğrusu bu diyoruz. Yapabilir miyim? Yapmak için çalışırım. Başarabilir miyim? O an bilemem. Cenab-ı Hak onları öyle yaratmış. Ve en güzel o mudur? Evet, en güzel o. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine zamanındaki bir köle gelmiş, hem de devlet başkanı. Demiş ya Emir al-Mü'minin demiş. Kayrule için yatmışmış, mescidin dışında bir gölgelik varmış oraya da. Demiş kalk demiş.
sen emiran müminsin, benim senin üzerinde hakkım var diyor. Hazreti Ömer kalkıyor, doğru söylüyorsun diyor, hakikaten benim üzerinde hakkım var diyor. Buyur diyor, ne emredersin, yapayım. Benim diyor suyum yok, sabunum yok, yıkamasında bilmiyorum, elbisem kirlendi, bunu yıka diyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri doğru söylüyorsun diye çıkar diyor. Çıkarayım ama diyor, ben de güneşte diyor duramam diyor. Sen diyor gömleğini ver bana. Benimki diyor yıkanıp kuruyunca kadar ben senin gömleği giyeyim. Sen güneşte kalırsan kal diyor. Haklısın diyor, çıkar diyor, veriyor, yıkıyor, kurutuyor, ondan sonra giydiriyor. Diyor ki hakkını helal et. Şöyle bakıyor, helal etmezdim ama diyor. Çok kimsenin senin üzerinde hakkı var diyor. Onun için de hadi diyor, ben de hakkımı helal ettim. Acıdım sana. Acıdım sana. E şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri mesela Müslüman olmadan önce o köle gelecek, Hazreti Ömer bunu diyecek. Ya yanına bile yaklaşamaz. Başıyla oynar. Yanına yaklaşamaz. Bir kilometre uzaktan yolunu değiştirir. Aha, İslamiyetle işte o öfke gitti, İslamiyetine emrine giren gayrete dönüştü, adalet zuhur etti. Hatta bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri bakmış Hazreti Ömer'i devlet başkanı iken elinde bez parçası, bir deve kaçıyor, koşuyor, o da peşinden. Diyor ki hayırdır ya emiran müminim. Bu deve diyor Beytülmal'a aitti diyor. Böğründe bir yara vardı. Bu bezi koyduk, yaradan bez düşmüş. Koşup bezi oraya koyayım. Yarın ahirette Allah-u Teala bunun hesabını sorar. Müslümanların malına niye bakmadın diye. Ana. Hazreti Ali şöyle arkasından bakmış. Senden sonra giren işini çok zora soktun diyor. Çıtayı yükseğe koydu. Evet. Yani senden sonra giren diyor işi çok zor. Hakikaten yani bakıyorsun... diyorsun. Takat getirecek bir iş değil. Yani. Gibi değil. Yani hatta yani dinleyicimiz diyor ki bana hakaret ediyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinden söz açınca yine hatırımıza geldi. Bir gün Eshab-ı Kiram'dan bir zat da böyle dolaşıyormuş, bir bakmış bir kadın. Yani şehrin dışında bir çadırın önünde bir ocak yakmış. Ocakta tencere. Çocuklar ağlıyor. Diyor ki teyze nene neyse nasıl hitap ettilerse niye diyor çocukları şey yapmıyorsun falan. Diyor ki ne vereceğim diyor falan, işte tencerede yemek, ne yemeği diyor ya, ne yemeği diyor, içine çakıl taşı koydum diyor, suyu kaynatıp duruyorum diyor, işte ağlaya ağlaya yorulacaklar, uyuyacaklar diyor, onu bekliyorum diyor. Ve bunların babaları diyor savaşta öldü, dedeleri o da öldü, işte diyor halifeye, halife mi diyor, bunların diyor babaların dedelerini gönderdi diyor, hiç sorduğu ettiği yok. Ama teyze sen diyor bunu haber vermesen oradan nereden bilsin? Madem haber olmayacaktı niye halife oldu diyor. Onu haklı söylüyorsun diyor. Gidiyor un getiriyor bir arkadaşıyla beraber. Gece yarısı oturuyor ocakta sönmüşmüş, ateşi tekrar harlatıyorlar. Yemeği yedirip çocuklar uyandırıp karınlarını doyurup yatırıyorlar. Diyor ki teyze yarın diyor sen gel seni devlet başkanıyla görüştürelim. Kadıncağız şöyle bakıyor diyor, bu diyor Ömer'in yerine sen halife olsaydın be oğlum diyor ya. Gelip sabahleyin onu orada görünce şimdi oldu diyor, tamam mı, şimdi oldu. Şimdi yani kadıncağız hizmet bekliyor orada, hani kitaplar hafife almışlar, belki de endazesini kaçırdı. Başka şeyler de söyledi. Ama onun için emir maruf yaparken tabii ki onu da göze almak lazım. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederim.